Her insan bir kitaptır. Ve her kitap bir dünyadır. Daha çok okuyan bir dünya için okumalıyız ve okutmalıyız. Çünkü Allah'tan ilk gelen emir okudur. İyi seyirler. Sen bizden korkma baba. Biz Türküz Türk. Bizi kimse aldatamaz. Babam kederli gözlerini bu defa bana çevirdi. Komünistler gençleri ustalıkla dinsiz yapıyorlarmış. Gençler öyle çabuk dinsiz oluyorlarmış ki arkadaşım anlattı da şaşırdım kaldım oğlum. Komünist olan nasıl komünist, nasıl dinsiz olduğunu anlayamazmış bile. Ağabeyim atıldı bu defa. Kim? Kim bizi dinsiz yapabilir? Biz Türküz. Damarımızı keserler kanımız Türk diye akar. Türk diye atar kalbimiz. Türk. Türk diye çarpar. Bizi kimseler aldatamaz, diyor Turgut. Kitap Ahmet ve Turgut adında iki kardeşin başından geçen olayları anlatıyor. Ahmet ve Turgut liseye ve üniversiteye gittikten kısa bir süre sonra babalarının uyarılarına, ikazlarına, verdiği sohbetlere karşın Ahmet ve Turgut üniversiteye ve liseye gittikten sonra fikri ve inançsal değişime uğruyor. Ve komünist bir fikre kapılıyorlar. Kendileri dışındaki herkesi faşist diye nitelendiriyorlar. Bunlar Türkiye'de yaşanmış ve Türkiye'de de hala izleri bulunan belli başlı fikirler. Kitap eski bir kitap olmasına rağmen yeni yazılmış hissine kapıldım. Çünkü kitabın ileriki sayfalarında Doğu Türkistan'la Çinlerin yani komünist fikir altında zulüm gören Doğu Türkistanlı kardeşlerimize de değinmiş. O yüzden okurken sanki bu kitap yıllar yıllar önce değil de birkaç ay önce ya da birkaç yıl önce yazılmış gibi bir hisse kapıldım. Kitabın asıl insan anlatmaya çalıştığı şey sosyalizm ve sosyalizmin altında asıl yatan komünizm fikrinin gerçek yüzü. Belki şu kitabı okumuşsunuzdur. George Orwell'ın Hayvan Çiftliği adlı kitabını okumuşsunuzdur. Orada domuzlar işbirliği yapıp çete kurup çiftlikteki insanları kovuyorlar ve şu lafı kullanıyorlar. Bütün hayvanlar eşittir. Ama domuzlar daha eşittir. Yalnız ilerleyen safhalarda domuzlar diğer hayvanları ezmeye, diğer hayvanları daha çok çalıştırmaya ve diğer hayvanların daha bir lüks hayat yaşamaya başlıyorlar. Ve en sonunda patlak veriyor ve çiftlik belli şeylere uğruyor. Bu kitabın verdiği mesajın hemen hemen aynısını Emine Şenlikoğlu Çinçkencesi adlı kitabında da vermiş. Şunu da eklemek istiyorum. İnsanı hayvan seviyesine indiren, yani hiçbir inancı kabul etmeyen fikirlerin asla ama asla insanlığa faydası dokunamaz. Çok çok küçük istisnalar dışında. Yani ateizm demek hayvan ve insanı bir görmek demek. Kitapta da bir karakter üzerinden bunu söylüyor. Aslında ateizm diyerek bir kılıfa uydurmaya çalışıyorlar. Ama insanlara hayvanlardan gelmiş gibi görüyorlar. İnsanı hayvan seviyesine düşürüyorlar. Bu da insanın fıtratının, insanın benliğinde bulunan duyguların hiçe sayılması demektir. Ve bu da insanlığı bitirmek demektir. Şu anda yaşayan insanlara baktığımız zaman inançlı olsalar bile hayatlarına yön veren herhangi bir inanca sahip değillermiş gibi yaşıyorlar. Ve toplumun halini görüyoruz. İnsanlar inançsızmış gibi yaşıyor ama inanç sahibiler. Yani siz şunu düşünün. Demek ki biz hakikaten bir inanca sahip olmasaydık aynı böyle hatta bundan çok daha kötü bir şekilde yaşayacaktık. İnsanlara sunulan izinlerin, insanları kılıflara, insanları daha sonra mezarlara sığdıran izinlerin gerçek yüzünü görmek adına güzel bir başlangıç kitabı diyebilirim. Son olarak şunu söyleyeyim. Kitap içerisinde bir diyalog üzerinden Müslümanlara atıfta bulunmuş Emine Şenlikoğlu ki bu onun üslubunun bir parçasıdır. Kitaplarında sürekli ataflarda bulunur Müslümanlara. Şunu söylüyoruz Sorgu'daki bir genç üzerinden. Hiçbir faaliyet bilmiyorum. Dincilere gelince onlardan hiç korkmayın. Örgütlenmeye kalkışsalar bile sizi tanımadıkları için örgüt planı diye bir planları yoktur. Plansız, programsız, kalabalık sürüler halindedirler. Hep kendi aralarında mücadele ederler. Birbirleriyle didişip dururlar. Silahlanmazlar. Kitle psikolojisini zaten bilmekten geçtim. Merak bile etmezler. Çünkü bu konunun öneminden de habersizdirler. Eğer dinciler sizin korktuğunuz kadar bilinçli dinler olsalardı, siz şu yaptıklarınızı yapabilir miydiniz? Aslında bizim Müslümanların düşman oyununa karşı hiçbir faaliyetleri de yoktu.
Ama Rus yanlısı devrimciler de, Çin yanlısı olanlar da daima Müslümanlardan korkarlardı. Kendi kendime hep bari Müslümanlar etrafa verdikleri görüntü kadar etkili olsalardı demişimdir. Diyor Emine Şenlikoğlu bir karakter üzerinden. Kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için sağ olun. Allah'a emanet olun. Her insan bir kitaptır. Ve her kitap bir dünyadır. Daha çok okuyan bir dünya için okumalıyız ve okutmalıyız. Çünkü Allah'tan ilk gelen emir okudur. İyi seyirler.